Evet, konuş kardeşim. Bir sıçmaya da fantazini anlat. Direkt öyle gireyim mi mevzuya? Gir. Hangisini anlatsam bilemedim. Bize o zaman bir sevgili neden yok, onu anlat. Niye ayrıldın? Askerden dönmüştüm. Kafam böyle bir karışıktı. Ya birazcık da böyle bir darlama muhabbetleri falan vardı. Üniversite bittikten sonra da böyle uzak mesafe ilişkisine dönmüştü. İlişkimiz birazcık daha böyle şey gibiydi. Ne iş yapıyorsun şu an? Ben de pezemek gibi muhasebeciyim. Ha, pezo gelin çorbası gibi. Peki dostum, bir kızla en çok neyden etkilenirsin? Devam ediyordum ama. Ya ilişki biraz böyle sanal bebeğe dönmüştü. Öyle, bitti. Peki fantezini anlat. Ben kız kavgası izlemeyi çok seviyorum. Yani mevcutta bir işim olursa bırakırım yani. Ne işim olursa olsun bırakırım. Ayırmaz mısın? Ayırmam. Ayırana da ayar olurum. Canım sıkıldığında YouTube'dan kız kavgası izlerim. Sevgilim biriyle kavga ettim. Ayırmam yani. Çok enteresan adam değil mi? Kocaman alkışla alalım mikrofonu. Evet baboş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne dostum? Berkay. Normalde sevgilin var mı? Vardı. Ne zaman ayrıldın? Niye ayrıldın? 7-8 ay oldu. Niye ayrıldınız? Olmadı. O İzmir'deydi. Ben İstanbul'da. En çok neden etkilenirsin? Benim için daha çok huy önemli. Yani gerçekten huy önemli. Peki bize bir fantazini veya sıçmanı anlat. Şimdi sıçma gene o kızla alakalı. İlişkimizin yaklaşık 2,5 senesi filandı. Evdeyiz. Bir sebepten dolayı inanılmaz derecede kavga ediyoruz. Yani öyle böyle değil. Çok ciddi bir kavga. Ben sinirlendim. Duvara yumruğumu vurdum. Çıktım. Birkaç saat sonra da elim şiştiği için hastaneye gittim. Devlet hastanesinde muayene ederken doktor, ben yaklaşık 3-4 saat o şekilde gezmişim. Kız arkadaşım vurduğu için tırnakları filan kulak arkamı, işte vücudumu kesmiş, kanamış. Bayağı tekme tokat kavga ettiniz. Bayağı tekme tokat dövdü beni yani. Ben bir şey yapmadım. Yani şiddet gördüm kadından, öyle söyleyeyim. Huyu güzel kızları seviyorum dediğim bu mu lan? 4 sene sürdü bu ilişki. Dark raporu tarzı bir şey aldılar yani, kaydettiler. Neremde yara var bilmem ne filan falan diye. Sonra biz 2-3 saat sonra o kavganın üzerine barıştık. Ertesi gün şansa ben hasta oldum. Benim şansıma aynı hemşire ve aynı doktor vardı orada. Kız arkadaşımla birlikte hastaneye gittim gene. İlaç yazdıracağım. Hemşire yanıma yaklaştı. Kız arkadaşım kapıda bekliyor. Bundan mı dayak yedin lan dedi. Bir daha 2 sene daha üniversitedeydim. Giderken kız arkadaşımı yanıma götürmedim. Evet kardeşim, bize bu ibret dolu hikayeyle 15 dakikamızı çaldığın için çok teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun? Mutfak şefiyim. Peki yenge ne iş yapıyor? O da. Ben de. Nasıl tanıştınız? Mutfakta. Yiyeceklerle falan fantezi yapıyor musunuz? Böyle kremi yüzüne sürüyor. Yok, aynı mutfakta çalışmıyoruz zaten. Oha, çalıştığınız yerde herhalde yapmazsınız zaman. Belki fantezimiz olabilir. Evet. Yok, hayır. Üniversitede tanıştık biz. İkimiz de gastronomi. Makarna da mı yapmıyorsunuz? Evde mi? İki taraflı makarna, ha, evet. Abi siz diyor, bir şey demiyorum. Ha, yapıyorsunuz, anladım. Ne dostu, evlisiniz oğlum, abisine karışır lan, ne diyeceksin sen, nasıl? Yok, evli değiliz, sevgiliyiz. Ha, ne zamandır? 2,5 senedir. Peki bir adım atmadın mı bir şey? Ben çok diyorum yani, tanıştır diye, buradan da söylüyorum ailesine selamlar. Biraz kilo aldım ben karantinada, 15 kilo kadar aldım. Tamam, iyi de abin şey mi diyecek, bunun götü kocaman olmaz mı diyecek? Ben istemiyorum. Niye işte? Sen evlilik istemiyorsun. Onun sağlığı için aslında. Hayır, kilodan bahsetmiyorum balım, konu o değil. Abininle tanışmasını niye istemiyorsun? Ha, yok, ona tanıştırırım, sıkıntı yok da erken yani şu an. Ha, sen evlilik istemiyorsun şu an. Şu an değil. Eyvallah kardeşim. Çok tatsız bir fanteziniz veya sıçma hikayenizi anlatın. Fantezi spagettide buluşmak. Yapıyorsun anladığım kadarıyla. Çok sordun, yapıyorum diyelim dedik. Ha, kopuyor değil mi arada? Biz koparmıyoruz. Eğitimini aldık. Atır sizi ya. Bir hoşunuza gitti değil mi? Evet, tebrik ediyorum sizi. Kız iyice kızardı maskenin altında. Teşekkürler, çok tatlısınız. Abim önerdi bir de. Evet. Hani Hasan Can'ı izle diye. Gelirken de aradım, dedim ki abi sen istiyordun, ben gidiyorum. Oha falan dedi de izleyecek, net izliyor ya. Bir şey olmaz. Arkadaşlar kız kardeşin öpüştü daha önce. Bunu birinin sana söylemesi lazım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir şey olmaz. Abin çağdaş, kafası çalışan bir adamdır diye düşünüyorum. Bu kadar akıllı bir kardeşi var. Yine de istemiyorsan buranın yayınlanmasını yayınlamayalım. Spagetti kesebilirsin. Allah'ını seversen en komik yer. Geri kalan bomboş. İki sağlığından tahammül ettim. Lütfen biz taş mı yiyelim? Gözünü seveyim. Bu arada senin var mıydı bir fantezi mevzu? Anlat. Abi ben öyle çok tatil yapabilen biri değilim. Hani abimler sağ olsun işte bir tatil bileti ayarlamışlar. Otobüse bindik. Otobüste önümüzde bir çık var. Rap müzik oldu. Arada şeyde Mavum Mikrofon Show. Evet. Bir çık var. Rusça konuşuyorlar sürekli. O otobüste hani bir götünü oturtamazsın ya. Uyumak için bir pozisyon yakalarsın. Ben yakalamışım o pozisyonu. Uyuyorum çok güzel. Başladılar konuşmaya. Rusça konuşuyorlar. Ay dedim, çenenin bağını s**tim artık. Yeter böyle. Oğlum sen hiç sevmiyorsun konuşan insanları. Abi ondan sonra molaya çıktık. Ben gözlemiyorum. O adam geldi dedi, afiyet olsun kardeşim dedi. O Rus değilmiş işte. Afiyet olsun deyince. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Böyle değil diye ayağına sarı kalmışsın. Çok teşekkür ederim. Derya Ulu!
Bizim Cankut'u biliyor musun? Brezilya'dan gelen kaçak iç güveysi bir adam vardı. Kaçak girdi. O bölümü izledin mi? 18. bölüm. 18'i izlemiştim. Bir tane, 3 kişi kaçak girdi. Ben sonra onlara bağış yaptırttım ahbaba. Onlar Brezilya'dan geliyordu. Kadın parası yiyordu 7 senedir. Heh, tamam, o şekilde para biriktirmiş tamam, hatta. Evet. Ben hiç şu an inandırıcı değilsin ya. Şey ayağa yapma bana. Sizin şarkınızı seviyorum. Hangi şarkı? Hepsini. Ayağa kalk bakayım Cankut. Tanıyacak mı seni? Bak. Maskeyi çıkart. Hatırladın mı? Hatırlamadım. Tamam. Cankut o değildi. Cankut çıkart. Yine hatırlamadım. Hatırlamadım bu evet. Bu sefer yemin ederim ikincisi Cankut'tu gerçekten. Gerçekten. Valla blöf yapmadım. Ya konuyu hatırlıyorum ama... Kendisini hatırlamadın. Yenge de hatırlamıyor kendisini şu an. Kendisini hatırlamadım. Oradan 62 çocuğu var Brezilya'da değil mi çocukların? Galiba. Cankut ne kadar iyi babasın lan. Arkadaki seri katil maskesini indirebilir mi? Seri katil. Aa bak ulan çok gülüyormuş kız, haksızlık etmişim. Maskeden ötürü göremiyormuşuz. Adın ne hayatım? Özge ben. Senin ilişkilerin hep mantıklı değil mi? Abin de buradayken konuşalım bunları istersen. Yok konuşabiliriz. Abim benim en yakın arkadaşım gibidir. Yani benim abim eski sevgilimle tanışıp eski sevgimi Allah kurtarmış kardeşim demiş bir insan yani. Ulan şöyle devam edecek zannettim. Benim abim eski sevgilimle tanışıp onunla sevgili olmuş bir adam. Bir şey söyleyeceğim. Peki Bebişko senin sevgilin var mı şu an? Yok hayır. İki senedir. Niye ayrıldınız? Yani ben çok baskın karakterli bir insanım. Yapamıyorum bir yerden sonra. Bir de evet. Sıkılıyorum. Fazla böyle baskınım. Yani benim dediğim olacak tarzında bir insanım. Çok sıkmam ama sıktığım yerde de gerçekten insanı canından bezdiriyorum. O yüzden ben yalnız mutluyum. Kariyerime odaklandım diye. Kariyerin ne? Avukatım. Boşanırsan donuna kaya alırsın adamı. Yani evet biraz öyle olur. Anladım. Abinin peki hiç tavsiyede verdiği oluyor mu? Kızım boş ver bunu filan dediği oluyor mu? Oluyor çünkü flört olsun, sevgili olsun hepsini anlatıyorum zaten. Ulan ne güzel aileye. Abi nerede el kaldırsın? En arkada. Abi görebilir misin seni? Ayağa kalkar mısın? Adın ne? Kaan. Ulan görünümü de Kaan'ın kardeşinin sevgilisine uçan kafa atacak gibi. Kaan'cığım sen gerçekten bu kadar barzonun olduğu yerde, bu kadar boktan bir dönemde çağdaşlığından, iyi bir abi oluşundan, düzgün bir insan oluşundan ötürü tebrik ediyorum. Kocaman bir akşamlama. Bütün abiler örnek bütün alsın. Bütün abiler değil hepimiz. Sevgililer de örnek alsın. Teşekkürler Kaan. Ölürsen mezar taşına ne yazılsın istersin? Abi çok basit goller yedik yazılsın isterdim. Vay fena değil değil mi? Evet Bebiş. Yani... Birey. Hızlı ve genç öldü mü diyelim ne diyelim? Yok ya. Bence 20 yazdırabilir. Niye? 20 yıl sonra öpüşmüş. Onun 20 ile alakalı bir şey, bir şey var. Ama bir 20 yıl sonra denk gelmeyecek bir aydır devam ediyor. Yani önümüzdeki hafta o abi hayatında olmayabilir. Ama şey 20 yaşına kadar da parmak emmiş ya. Hep bir 20 var. Doğru evet çok iyi oldu. 20 de iyiydi gidin. Be falan çok güzel böyle. Cevap verdin gerçekten de. Derya dublaj yapmışsın. Şöyle. Mezar taşıyor. Sen bayağı şu an ölmüşsün gibi. Yok estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol hayatım. Evet Ömer. Ama aklıma gelmiyor ama arkadaşlarım bana dedik genelde sosis parmaklı diyorlar bana. Sosis parmaklı ata yazılsın. Ruhun alfa atı. O kadar olur. O ruhun ayı zaten fix yazıyorlar kanka. Teşekkürler kardeşim. Sen? Bilemedim şu anda ya. Çok depresif bir soru bu. Evet çok depresif. Kardeş paran düştü ha. Bak 10 lira. O bilerek atmış olabilir. Dikkat çekmiş. Ulan bende para çok... Bir sürü şeyim var diyen adam 10 lirayı aldı, cüzdanı yırttı, içine koydu, dikti sonra. Teşekkürler. En çok kaç gol yedin bir maçta? Ya... abi küçükken ilk lig maçımda 10 tane yemiştim. Oo. Ama abi 15 yaşındayım, boyum 1.40'tı. Yani 1.40 olmasa yemezdim ben. 1.40 adamı niye kaleci yaparlar? Abi dedim ya, hoşlandığım kız bir gün sınıf turnuvası maçında ben yedektim, orta saha oynuyordum. Kalecilerden çok hoşlanıyorum demişti. Ben de bir anda kaleci oldum abi. Hayatın boyunca en masum ve en şeytan olduğun anlar hangisiydi? Bundan birkaç yıl önce işte bir erkek arkadaşım vardı. Bu arkadaşlarıyla program yapmış. Tatile gidecekler birlikte erkek erkeğe. Kuzey Avrupa'ya gidiyorlar. İşte bu gezdikleri yerlerden böyle işte etiket falan yapıyor ama ben bakıyorum hepsine. Kuzey Avrupa'da da kadınların hepsi Ivana Sert gibi yani. Ben anlamıyorum. Hepsi o kadar güzel. Ben böyle kendimi çok kötü hissettim. Ben de şey yaptım. Ne evet. Yaptın? Çok merak ettik hayatım. Hiçbir şey yapmadım aslında. Yani onu öyle yazdık. Arkadaş grubu. Siz bileklerinizi kesmiyor musunuz? Ya bu konuda? Ben Utku'dan çok umutluydum ama... Hangi Utku? Utku kaldır elini. Ya Utku sen hakikaten tipin mipin de çok... ya açıkçası ben bunun konseptini falan bilmiyorum. Ben yoğun çalışıyorum biraz. Nisa bir gün beni aradı. Dedi ki hani böyle böyle bir konuşanlar diye bir şey var. İşte dedi bilet buldum aldım senle gel. Ben dedim ki... Olay tam olarak öyle olmadı. Dedim ki Utku'ya. Utku dedim ben dedim bilet buldum dedim. Programda karaktersizler çok güzel prim yapıyor dedim. Kesin gelmelisin dedim. Utku da dedi ki tamam geliyorum.
Hayır, ben dedim ki izleyeyim önce, ondan sonra karar vereyim. Dinledim arkadan çalışırken. Gerçekten çok güldüm. Hani bir tanesinde Kayseri'de bir arkadaş vardı. Evet, Musa. Bir tanesinde de şey vardı, ilk bölüm birinin annesi falan geldi böyle. Evet, Gökhan. Komik sorular. Aynen. Yılmaz'ın oğlu. Gerçekten çok güldüm. Hani aradım, dedim ki tamam ben geliyorum. Gerçekten çok güldüm. Çok da güzel bir şey. Tamam abi. Evet. Falan. Teşekkürler. Bu ne anlatayım? Ha ben bir şey anlatacak falan diye düşünüyorum. Ha yok hayır. Ben o... Sadece kendi vaktimizi aldığı yetmiyormuş gibi bir de başkalarına söz veriyor, onlar vaktimizi alıyor. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben de yeni tanıştım. Grup inkar etmeye başladı insan. Ya bir saniye. Bitmedi ya hikaye. Hikaye mi vardı? Sonra işte neyse bu gidince böyle ilgis falan da düştü bayağı. Allah korudu lan seni maskeli. Abi öyle bir konuşuyor ki sanki böyle cümleler ve tavuklar çiçek açmış ellerinde poğaça gibi anlamsız şeyler geliyor bana şu an. O nasıl cümle? İyi yapmışsın sen. Bunun ilgisi düşünce bayağı işte ben de üzüldüm. Evdeki gece martini bardaklarına su doldurup fon müziği verip mum falan. Öyle bir story çektim. Sonra telefon kapatıp yattım oda, sabaha kadar merak edip aramıştı işte. Arkadaşlar 1,5 sezon sürdü. Gerçekten inanılmazdın yani. Fenerbahçe'deki Zanka gibi oldun. Teşekkürler Zanka. Rica ederim. Her zaman. Eşimle Bulgaristan'daydık. Ben bir ay önce geldim. Hani arkadaşlar mı arkadaşlar takılırız diye. Eşimin gelmesine 1-2 gün var. Evi bok götürüyor ya. Dedim ben bu evi bir temizleyeyim. Evi temizledim. Eşime de hep yazıyorum. Eşim diyor ne yapıyorsun? Evi temizliyorum, toparlıyorum. Tamam diyor. Eşim bir geldi abi. Temizlediğim dediğim ev karşısında kız dondu kaldı böyle. Fatih sen ne yaptın dedi. Bundan sonra dedi seni hayatta yalnız bırakmam. Ben nereye gidiyorum sen oraya geliyorsun dedi. Ulan Fatih adamı da değiştirdin hani sen. Adam ne kadar komikti, anlattığı anıya bak. Vay aman. Yemin ederim mizah ortalamamızı düşürdü. Kendinle sevgili olmak ister miydin? Kendine nasıl yürürdün? Çok güzel soru lan. Kendime nasıl yürürdüm? Kendimle sevgili olmak isterdim. Kendine nasıl yürürdün? Bilmiyorum. Evet evet. Şu kadın mesela kendi parmağına yürürmek isterdim. Kendine nasıl yürürdün? Ya işimi mesela iyi yapardım ve karşımdakini etkilerdim. Kendimi yani. Sen işini iyi yapan insanlara etkileniyorsun. Herkesten değil tabii ki de. Üzgünüm kanka. Elinden geleni yaptım. Ya ben böyle hem çok değer verdiğimi hissettirip hem de öngörülmez davranırdım. Nasıl hissettirirdin değer verdiğini? Şakalarına gülerdim falan. O değer değil, o yalancılığa giriyor. Hayır, bir şey söyleyeceğim. O, normalde aslında bayağı geyik bir insanımdır. Evet evet biliyorum, evet. Bu programa denk geldi. Şu maskeli çocuk ayarını bozdu sana. Evet. Ama tatlısın bu arada. Çok sempatiksin, tatlısın. Konuşana kadar müthiş bir muhabbet. Evet. Değerli olma olayı da şey böyle. Hani bir insanın yanındayken en değerli insanmış gibi hissedersiniz ya kendinizi. O şekilde. Nasıl ben, oluyor mesela? Ben yanımda... Ya bir defa onunla birlikteyken sadece ona odaklanırsın. Onunla birlikte keyifli vakit geçirmeye odaklanırsın. Başka bir şeye odaklanmazsın. Anladım. Gibi. Anladım. İşte ya da onun hoşuna gidebileceği küçük bir şeyler yaparsın filan. Öngörülmez olmak da şey yani böyle... Anladım, bunu da belli etmezsin. Yani şey direkt bir hareket yapmaz. Hayır öyle değil. Şöyle hani... Bitirsin diye tahminde bulunuyorum, tahmin etmem ben. Doğru tahmin değil ama. Derya, vay be. Komedyen Derya'yı almışız arkadaş grubundan. Evet. Şöyle hani bir anda hadi buraya nasıl gidiyoruz falan gibi. Nasıl bir anda? Hani bir anda hadi kalk buraya gidiyoruz falan gibi böyle. Ha bitmiş, çok teşekkür aynen ederiz. Evet sağ ol Nisa. Derya dedim değil mi ben? Evet ben anlayamadım. Benim beynimi eritti. Nisa Zekil Derya dedim. Soru şu, bir günlüğüne Hasan Can'a istediğinizi yapabilseydiniz ne yapardınız? Abi üstüne çarpı atardım. Benim mi? Evet. Ha biliyorsun o, evet teşekkürler kardeşim. Saçınızı fönlerdim. Teşekkürler herhalde. Sana takılırdık o zaman. O sosis parmak. Teşekkürler hayatım sen. Herhalde ilk önce kravatını yukarı çekerdim. Ulan rahatlattınız içimi ha. Yemin ederim sağ olun. Nisa? Ben herhalde bugünden sonra bir gün boyunca bana maruz bırakırdım. O kadar acımasız olma falan diye. Teşekkür ederim Nisa. Herkes çok güzel cevap verdi. Evet. Ben sana bir şey yapmazdım ya. Teşekkürler. Soruyu çok güzel cevapladın. Yani. Sağ ol kardeşim Bursa'dan benim. Geldim. Çok Bursa'dan mı geldin benim için? Çok teşekkür ederim. Sen nereden kardeşim? Antalya. Tuzla'dan geldik abi. Vay. Sen? Yalova. Yalova. Eyvallah kardeşim. Cankut? Bugün Nevşehir'den geldik. Arkası? Antep. Antep. Bizim için. Vay kardeşim benim ya. Baş tersin. Adın ne? Hakan. Hakan.
Sana da veriyorum konser bileti de bunun için de Antep'ten gelmek zorunda kalacaksın. Çok sağ ol. Derya'cığım çok tatlıydın. Tanışma çok memnun oldum. İnşallah uzun yıllar böyle başarılı başarılı görüşmeye devam ederiz. İnşallah. Derya Ulu bizdeydi. Ve şampiyon! Şaka bir yana çok memnun oldum seninle tanıştığıma kardeşim. Çıktım ha. Yolun açık olsun. Şampiyon Ata! Sizi çok seviyorum. Eyvallah!